Herkese merhaba. Daggerfall Unity oynuyoruz. Ancak 7. bölümde ben seriyi sonlandırmıştım. Red Guard Sword Master serimi sonlandırmıştım. Ancak burada bir o kaldığımız yerde Scorch Barrow'da bir speedrun yapalım istedim. Çünkü denedim oluyor. En azından onun sonunu görün istiyorum. Ondan dolayı tekrar video çekme gereği duydum. Burada doğrudan bir Speed Barrow'dan yani kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada mektubu Manimarco'ya, King of War'a aslında verip Veyres Kalesi'ne geri döneceğiz. Umarım işe yarar çünkü şöyle çalıştı. Denedim aslında birkaç kez. Buraya geldiğinizde ilk önce bu taraftan girmeniz gerekiyor. Buradan düşünce tırmanarak da düşebilirsiniz de biraz zorlanıyorsunuz. Şimdi burada yaptığım şey, bizim aslında burada zorlanmamızın sebebi STR, agility ve speed'imizin düşük olması. No, aksi halde bizim zorlanmamız gerekecek bir şey yok burada çünkü üzerimizde bir poison var. O poison'ı geçirmeden buradan devam edersek geçemiyoruz aslında. Ben şimdi burada doğrudan bu arkadaşları şeye bırakmaya çalışacağım. Buradaki hayalete bırakmaya çalışacağım. Bırakabilirsem eğer. Kendileri geliyorlar. Heh, şuradaydı hayalet sanırım. Evet. Burada kendisi. Onlar da gelsin. Evet. Paralyze yedik. Burada normalde paralyze yemiyoruz. Çok düşük bir şans aslında. Ben mesela az önceki oyunda tek seferde denediğimde çalışmıştı bu işlem. Şimdi bir daha deneyeceğim. Umarım olacak. Doğrudan speedrun yapıp doğru yolu bulmamız gerekiyor. Buradan değil. Bunlar gelsin mi? Diğeri bir görmedi bile bizi. Evet. Şuradan mıydı? Evet, burası. Gelsinler. Ben hemen buraya çekeyim onları. Bu arada onun paralyzing'den de kurtulalım. Diğer de gelsin. Evet, o da geldi. Kapatıyorum üzerlerine kapıyı. Çıkış yolumuz burası. Umarım gelmeyecekler. Evet, gelmiyorlar. Böyle bug'a sokabilirsiniz kendilerini. Biz burayı save edelim. 89. Buradan geçtikten sonra diğer kapıdan doğrudan aşağı inmemiz gerekiyor. Neresi aşağı iniyor? Herhalde şurası. Evet. Buradan aşağı ineceğiz ama öncesinde üzerimize bir kılıcımızı alalım. Bundan sonra bu bölümü bitirdiğimde bu şeyden çıkacağım. Bu save'den. Bir başka video hazırlayacağım. O videoda da bir mage oynamak istiyorum. High Elf mage oynayacağım. En azından bize çok fazla yarar dokunacak mage olmanın. Çünkü Mage's Guild bize her türlü imkanı sağlıyor. Magic item, spell. Zaten Mage oynamak Elder Scrolls oyunlarında bir nimet. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Buraya geldikten sonra şu kapıdan girmemiz gerekiyor. İşte burada Manimarco'nun gizli mekanı. Manimarco şu arkadaş. O şeyden King of Worm aslında. Manimarco demeyelim de şu an King of Worm diye biliniyor. Yenilen Elder Scrolls Online'da yenildiğini gördüğümüz arkadaş. Şimdi buradan Prenses Morgiha mektubu geri götüreceğiz. Nasıl götüreceğiz? O indiğimiz yerde nasıl çıkacağız? Mesele o. O da çok basit. Onu da göstereceğim. Şimdi buradan geri dönüyoruz geldiğimiz yönden. Bir dakika. Burası değil. Yanlış yön. Kılıcı çekmemize gerek yok. Nasıl olsa bir şeyle karşılaşmayacağız. Eğer sürpriz yapıp gelmezlerse. Evet, gelmemişler belli ki. Buradan doğrudan geldiğimiz yönden geri dönüyoruz. Burada bir tapestry var. Buna
Sağ klik yaptığımızda Leviate skill'i veriyor bize, uçma skill'i. Onu kullanıyoruz ve buradan çıkmış oluyoruz böylece. Evet, mektubu şimdi Veyres'e geri götüreceğiz. Bunun için tabii ki paramızı almamız lazım üzerimize. Para da ağırlık yaptığı için parayı vagona koyuyorum ben her zaman. İşim bittiğinde parayla. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Verest. Evet, Verest'e geldik. Şimdi oraya geri dönelim. Şey deneyeceğim, okumayı deneyeceğim o mektubu ben. Sana. Merak ediyorum içinde Mari Marco ile ne konuşmuş olabilir. use. Done. Bu mu? Enteresan. Şu diğer mektup ne? Ha, bu bizim olan mektup. Evet, şimdi T'ye basalım. Force. Bu arada o guardların sprite'ları ortaya çıkıyordu, hatırlarsınız. Bütün hani sprite'ın animasyon sprite'ları. Onun sebebi aslında Villager Immersion Overhaul moduymuş. Ben o modu deaktif ettim. Deaktif ettiğim için şu an guardlarda öyle bir sorunla karşılaşmıyorum. Siz zaten modun şeyini de çıkardım listeden. Linkini. Evet, şimdi buradan verelim görevimizi. Bakalım bize mektupla ilgili ne söyleyecek. Evet, merhaba. I'll be queen of first. Haydi. I'm sure engagement will be quite lengthy. Now I promise you information about the Empress. Evet. Letter you seek is the hand of Gortvog, the warlord of the orcs. Hayda. Today yazma çalıştığı galiba. Of course my own family, well enough of this boring courtship gossip. My Nisera, the former queen of Daggerfall and queen of mother to Gortyrd. Peki. Torch. Tork. İlk bracelet'imizi aldık. Amulet, pardon. Evet. Böylece bitmiş oldu ilk görev aşaması. Bir sonraki görev aslında Wrothgaria'da geçiyor. Şimdilik ben bu seriyi burada bitiriyorum. En son bölümde de söylediğim gibi benimle birlikte buraya kadar oyunu deneyimlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki serilerde, daha sonraki oynanış videolarında, diğer oynanış videolarında da sizleri görmeyi çok isterim. Kanala abone olmayıp videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.